Mübarek Ramazan ayı ile beraber hepimizin dört gözle beklediği teravih namazı kılınmaya başlandı. Yoksa dört nala kaçtığımız teravih namazı mı demeliyiz? Dört nala kaçtığımız mı var diyorsunuz? Teravih namazını hakkıyla kılanların geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdelenmesine rağmen bazı camilerde en hızlı teravih kıldırma ve kılma ödülüne ulaşmaya çalışanlara şahit oluyoruz. Günahların affolunması nimetinin önemsenmediği bir yarışa dönüşebiliyor teravih namazları. Selamun aleyküm. Aleykümselam abi. Kardeşim hayırdır? Teraviye hazırlanıyorum abi ya. Abdest alsan yeterliydi kardeşim. Hem namazın şartları arasında ısınma hareketleri var da ben de bilmiyorum. Abicim, hoca çok hızlı. Cemaat de çok çevik. Isınmadan gelince sakatlık riski var. Ya olur mu öyle şey ya? Abi, bildiğin gibi değil. Geçen gün cemaat yetişeceğim diye alnımı secdeye değdiremedim. Yanımdaki amca bana tur bindirdi ya. Yok artık. Abi millet 10. rekatta secde de ben daha 8. rekatta rükudayım ya. Abartıyorsun ama. Ya ne abartması? Tempo tutacağım diye az da arka çapraz bağları koparıyordum. Hoca selam verdi öyle rahatladım yani. Olmaz öyle şey. Bizim bu imam var ya. Dışarı çıksa aşırı süratten ceza yiyecek. Bir de aşırı surattan ceza yiyecek olanlar var. O ne oluyor abi? Neyse o başka bir skecim konusu. Girmeyelim şimdi o mevzuya. Tamam. Aranızda abarttığımızı düşünenler var ise... O zaman siz hocasına denk gelmemişsiniz. Bir denk gelin, sırtınızdan terler boşanınca hak verirsiniz bize. Şaka bir yana, zaten yılda bir ay boyunca kıldığımız teravih namazlarına biraz daha vakit ayırmamız sizce de doğru olmaz mı? Ben konuşurum hocayla. Aman, ne konuşması ya? O kadar hızlandı, boşa mı gitti yani? Ya kardeşim olur mu öyle şey? Tamam, teravihin hızlı kılınması sünnettir ama... Beşinci vitese de takılmaz ki birader. Yok, konuşma sen. Hayırdır, sesiniz geliyor? Abi... Gidip imamla konuşacakmış. Namazı çok hızlı kıldırıyormuş da yavaş kıldırsın. Sakın ha, vallahi yakarsınız beni. Niye? Alo. Kırmızı kimi? Tüh, Allah kahretsin. Yerden başka çek başka. Nasıl? Siyah altını. Ayşe'nin eline tövbe yarabbi. Tamam neyse devam et hadi. Ne diyorsun sen Serkan? Kiminle konuşuyorsun? Ya ıstakayı yancıya bıraktım da oyunu rezil etti. Vallahi oyuna yetişmem lazım. Vallahi orada olacaktım ki 10 numara oynardım ha. Tövbe estağfurullah. Kardeşim biz ibadetimizi senin oyununa göre mi ayarlayacağız? Ne alakası var ya? Ya teravih 20 rekat. Üzerine 13 daha ekle 33. Biraz uzun oluyor. Vallahi hemen namazı kılıp pişt, gideceğim. Hocayla konuşmayın ha. Abi adam haklı. Hem ben buradan gitmeden kondisyonumu yapıyorum. Maça da ısınmadan girmiş oluyorum ya. Yapmayın arkadaşlar. İbadetin uzunu kısası mı olur Allah aşkına? Hay senin yeşil ikiler kovalasın değil mi? Ya Serkan kapat şu telefonu Allah aşkına. Camiye oyun getiriyorsun bir de ya. Öyle şey olur mu ya? O orada oynayacak. Ben de buradakimizin yerine namazımızı kılacağım ya. Bak şuna ya. Dana'ya ortak gireni gördüm de namaza ortak gireni ilk defa görüyorum. Dua et de bu ortaklığını ahirette de geçerli saysınlar. Saymazlar mı ya? Sayarlar canım niye saymasınlar? Ya olur mu Allah aşkına? Ahirete hisseli mi gireceksin? Herkesin sevabı günahı kendine. Yapma ya. Alo. Ortak öyle olmuyormuş ya. Atla gel sen. Taşlar topla. Dikkat et çalmasınlar ha. Tövbe estağfurullah. Abi benim şu ayağı tutar mısın? Biraz daha açma germe, ısınma falan. Yok arkadaş. Ben hocayla bir konuşayım. Hoca da sizinle bir konuşsun. Böyle görev gibi ibadet mi yapılır ya? Yapılır tabii. Bu da görev. Ne olacak? Tövbe estağfurullah. Ya tamam ben konuşuyorum hocayla. Adam akıllı kıldırsın abi. Hayır olamaz ya. Ne olamaz? Abi dizim var, diziyi kaçırdım ya. Ya yapmayın arkadaşlar. Reytinge göre ibadet mi ayarlanır yahu? Ya abi halden anla biraz, gözünü seveyim ya. Eğer onların da kavuştursan diye göremezsem kahrolurum, biterim ben ya. Aleykümselam hocam. Bu hoca kim ya? Bizim imam nerede? Hocam bizim imam nerede? Vallahi cemaatten şikayet edenler olmuş namaz hızı kıldırıyor, biz de yetişemiyoruz diye. Diyanette başka bir imam arkadaşı görevlendirmiş. Ne? Allah Allah. Ne oldu böyle? İşiniz mi çıktı yoksa? Şükür herkes sizin gibi değil. Haydi bakalım namaza. Yürüyün arkadaşlar. İnsan kulluk vazifesi olan namazın hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı için ne kadar önemli olduğunu hakiki bilseydi, boynunu sıkılarak camiye girmek için değil, Rabbine karşı ibadet için bükerdi.